Evet, medya ve ekranlarından iyi günler değerli izleyiciler. Ben Selami Aslan. Halkın Sesi programıyla karşınızdayız. Bir saat boyunca değerli izleyiciler, bugün 1 Mayıs'ı işleyeceğiz. Birlik ve Mücadele Günü emekçilerin, işçilerin değerli izleyiciler. Konuğum olacak, yine dosyalarım var. Bunları sizlerle paylaşacağız ama sizlerden de elbette sizin sesiniz, sizin programınız. Telefonlarla bizi arayıp katılıp duygu ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Elbette sadece 1 Mayıs değil, yine özellikle cezaevleriyle ilgili ve Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın durumuyla ilgili de lütfen mesajınızı bize aktarın. Tabii ki değerli izleyiciler, konuğumla başlamak istiyorum. Konuğum gazeteci yazar Veysel Işık bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Işık. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Işık, şimdi 1 Mayıs, bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü. Bu pandemi sürecinde bambaşka bir aslında mecraya girdik. Hem biz Kürt halkının Nevroz'unu da kitlesel kutlayamadık. 1 Mayıs'ı da kitlesel kutlayamadık ama yine de buna rağmen sokağa çıktı insanlar, emekçiler. Özellikle Türkiye ve Kuzey Kürdistan cephesinden bakalım. Bu pandemi sürecinde iktidarın emekçilere dönük politikası ya da politikasızlığı biraz... Onu değerlendirmenizi isteyeceğim. Devam edeceğiz. İlk başta ben 1 Mayıs Dünya Emekçiler Günü'nü tüm emek sahibi insanlara kutlu olsun diyorum. Bu sürece gelmek için insanlar büyük bedeller ödediler. Yani bu 1 Mayıs'ın bir emek günü olarak kabul edilmesi ve insanların bugün de kendi taleplerini kitlesel olarak dile getirilmesi için büyük bedeller ödedi. İlk bedel Amerika'da belki başladı 1800'lerin sonlarında ama onun öncesi de var. Tarihsel olarak insanlığın emek sürecini ele aldığımızda aslında 1 Mayıs emekle birlikte var olan bir şey. Yani biz sadece 1800'lerin sonundaki kabul etme olayıyla ele almamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu pandemi süreci tabii bazı şeyleri daha real olarak açığa çıkardı. Neydi mesela? Diyelim ki egemen olan güçler, işte iktidar sahipleri kendi politikalarını bazen işte üstü örterek insanlara bir şekilde kabul ettirebiliyorlardı. Hı hı. İşçi sahipleniyorum ya da işte halka sahipleniyorum, işte şunu bunu yapıyorum diyerekten. Ama biz bu süreçte gördük ki ne zaman ki tüm insanların eşit koşullara sahip olması gerektiği ya da eşit koşullarda haklara sahip olması gerektiğinin biraz da olsa açığa çıktığı dönemlerde İşçi ve emekçilere yönelik sömürünün ne boyutta olduğunu ya da onların haklarının ne kadar bertaraf edildiğini, dikkate alınmadığını çok net olarak gördük. Yani şimdi pandemi sürecini işte Çin'de büyüyüp gelişen bu süreçte birçok devlet insanların işte bu pandemiden korunması için bir şekilde evlerine kapanması gerektiğini, evet, sosyal mesafenin alınması gerektiğini ifade ettiler. Bunun için yasalar çıkardılar. Kimi yerlerde bu gibi kurallara uymayan insanlara cezalar verildi. Hı hı. Ama Türkiye'de ya da genel olarak dünyada, hı hı, işçiler ve emekçiler bunun dışında tutuldu. Yani evde kal demek çok kolaydı. Evet, evde kal zaten herkesin pandemi sürecine karşı herkesin ortaklaştığı bir fikirdi. Ama nasıl kalmak? Yani zaten aç kalacaktı işçiler Türkiye'de. Buyur lütfen. Zaten temel sıkıntı noktası oydu. Şimdi bazı kapitalist ülkelerde evde kal deyince işte biz sizin giderlerinizle karşılayacağız, sizi mağdur etmeyeceğiz gibi kimi yardım şeyleri yapıldı, paketleri açıklandı ve bu şekilde insanlar bir şekilde de olsa tamam ben var olanla bir şekilde geçineyim diyerek eve kendisini kapattı. Avrupa'da mesela işte bazı ülkelerde ama 3. dünya ülkelerinde özellikle Kürdistan'ı kendi sömürgesi altına alan ülkelerde, hı hı, bu durum pek yaşanmadı. Yani Kürt'e reva görülen demokratik yaşam hakkı bu süreçte de aynı şekilde baskı altına alındı. Dolayısıyla yani evde kal denildi. Şimdi bir işçi işte zaten bu gibi şeyleri Twitter'da, sosyal medyada çok fazla paylaştılar insanlar. Birebir kendileri de röportaj verdi. Yani kendi duygularını dile getirdiler. Ben evde nasıl kalacağım? Hı-hı. Aç mı kalacağım? Yani açlıktan mı öleyim? İşte şeyden kendimi koruyayım derken, pandemiden kendimi koruyayım derken tüm ailenin ölümünü
bir şekilde şey yapacağım yani, organize etmiş olacağım. Çünkü çalışmazsam kimse bana yardım etmeyecek, kimse bana para vermeyecek. Şimdi dediğim gibi işte bu Avrupa ülkelerinde tedbir alındı ve insanlara bir şekilde olsa da onları aç bırakma noktasında planlar yapıldı ve bu bir şekilde işlendi de Türkiye'de bu işlenmeyince bu sefer işçiler mecburen çalışmak zorunda kaldı. Hı hı. Mesela biz gördük inşaat işçileri. İşte yüzlerce inşaat işçisi aynı yemekte, aynı kaplarda işte ortak kullanılan o normal sosyal mesafe diyorlardı. Hiç alakası yoktu sosyal mesafenin. Ya da işte biz mesela sağlıkçıların yaşadığı acı durumu çok net olarak gördük. İşte bir sürü sağlıkçı bu dönemde bu sorunlardan kaynaklı yaşamlarını yitirdiler. Çünkü devletin şey algısı yok yani. İnsanları koruma, insanları bir şekilde var olan hastalıklardan daha iyi korumanın yöntemlerini alma, bu konuda yatırım yapma. Pandemi bize şey gösterdi yani, sistemler var olan genel kapitalist sistemler insana dair bir yatırım yapmıyorlar. Yani bu yaptığı bütün yatırımları daha çok nasıl global olarak dünyaya hakim olabileceklerini, daha çok işte nasıl bu insanları esir alabileceklerini, kendilerine muhtaç hale getirebileceklerini stratejini çizmişler ve öyle de yapmışlar. Yani diyelim ki silah sanayisine yatırdıkları trilyonlarca parayı ve bunun üzerinden devşirdikleri ekonomik gelir, bu gelirin %1'ini eğer bu bilimsel olarak aşı ve ilaç, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkabilecek tedbirlere yatırılmış olsaydı bu kadar büyük bir kriz yaşanmayacaktık. Ve aynı şekilde devletin kendi makam araçlarını, Türkiye'de özellikle makam araçlarını, kendi uçak araçları için kullandığı sermayeyi işçilerin bu gibi dönemlerde evde rahat oturup işte evde kal propagandasına ya da işte evde kal statüsüne uyması için harcansaydı yine aynı sıkıntılar olmayacaktı. Ama biz görüyoruz mesela Türkiye'de işte 1.000 lira verelim evde kalın diyor. Yani 1.000 lirayı şimdi Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da yaşayan bir insanın kirası 1.000 lira. Evet. Peki, yani bunun çözümüne geleceğiz ama çok çok konu var aslında. Bu pandemi bize bu sizin de az önce dediğiniz saklama, her şey saklıyordu, örtbas ediyordu sistem, açığa çok doğal bir şekilde çıkardı. Ezilenler, mücadele edenler açısından da sürece bakalım mı? Nasıl yönettiler? Nasıl değerlendirirsin? Mesela evet, sanki bana sorarsanız ezilenler temsilcileri de sanki böyle içeri kapanmaya doğru gittiler. Belki onlar bu durumu yapmayacaktı. Niye söylüyorum? Bir panik havası yarattılar. Son dönemde de çarklar dönsün diye ya işte gevşetiyoruz dediler aslında. Başka bir oyun var burada sanıyorum. Yani ben genel olarak aslında sendikal yapılanmanın da çok demokratik, çok böyle işçilerin hak ve hukuklarına mücadele edecek tarzda bir ivme kazanmadığını düşünüyorum. Yani bunun, bu süreçte özellikle. Bu süreçte bu açığa çıktı. Yani bu tarihsel olarak ben böyle geldiğini düşünüyorum. Çünkü biraz aslında sendikaların içerisindeki bir hegemonya belki var demek çok uç olmayacaktır ve bu kendi çarkını biraz döndürüyor. Mesela işte biz gördük daha önceki süreçlerde AKP ile yapılan işçi zammı üzerine işte işçi temsilcilerinin AKP hükümetiyle olan kulaktan kulağa söylediği şeyleri biz duyduk yani. Bu bize şunu gösteriyor, demek ki sendikalar da bu konuda çok işçi hak ve hukuku için gereken örgütlülüğü göstermiş değillerdir. Yani eğer bunu iyice kendileri göstermiş olsaydılar, bu örgütlülüğü anlayışa ve bilince çıkarmış olsaydılar, o zaman işçilerin örgütlülüğü daha farklı olurdu. İşçilerin örgütlülüğü daha farklı olması, daha güçlü olması, daha zengin eylemleri kendine beraber getirirdi. Dolayısıyla egemenler ya da hükümetlerin kendiliğinden işte biz sana 1.000 lira vereceğiz ya da vermeyeceğiz, evde kal deme kabiliyeti çok böyle kolay gelişmeyecekti. Evet. Bunun kolay gelişmesinin en büyük sebebi örgütlülükle öncülük eden sendikaların, ben bir bütünen hiç yoktur anlamda ifade etmiyorum ama herkesin kendine dönüp bakması gerekiyor. Nasıl ki biz kapitalist sistemin hegemonik yürütücülerini eleştiriyorsak ve onların eksik ve yetmezliklerinin bu dönemde çok etraflıca açığa çıktığını ifade ediyorsak aynı şey biraz da bizim için de geçer. Evet, çünkü yani fırsat var, daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini. Tabii yani bizim de eksiklerimiz açığa çıktı. Her alanda yetmezliklerimiz açığa çıktı. Biz biraz da aynaya bakıp kendimiz de görmüş olacağız. Ve bunun üzerinden daha iyi, daha demokratik, daha böyle sürece cevap olabilecek adımlar atarak yapmalıyız. Sayın Işık, çok güzel devam edeceğiz. Biz
biliyorsunuz en büyük işçi hakları partisi. Partiye Karker'in Kürdistan'ın öncüsü, lideri, Kürt halkının önderi Sayın Öcalan'ın biz değerli izleyiciler 1 Mayıs'a ilişkin dosya hazırladık, sizlerle paylaşalım. Uluslararası İşçi Sınıfı'nın 1 Mayıs Birlik ve Mücadele Günü hepinize kutlu olsun. Geleneksel 1 Mayıs günü partimizin de mücadele tarihinde büyük bir yer tutarken yine mücadelemizin en boyutlandığı bir günü ve onun ardından gelen peş peşe hamleleri aklımıza getirmektedir. Şehitlerin en bol olduğu, hamlelerimizin peşi sıra geliştiği bir günü de ifade etmektedir. Şüphesiz emekçilerin böyle bir günü bayram olarak kutlamaya hakları vardır. Fakat bu özellikle real sosyalizmin çözülüşüyle birlikte giderek inancını zayıflatan ve bununla birlikte mücadelesini de hem uluslararası alanda hem ulusal alanda eskisi kadar güçlü götüremeyen bir güne doğru da gelmiştir. Fakat biz yine de bugün dolayısıyla sosyalizmde ısrarlı olmanın gereği üzerine duracağız. Ve şunu slogan yapacağız. İnsanlık var oldukça sosyalizm ütopyası çalışma zevkiyle hayat bulacaktır. Herkes halen sırrını çözemedik diyor. Sırrı sosyalizmdir. Kendimize göre bir bilinç ve inancımız oluştuktan sonra kendimi ben müthiş çalıştım. Denilebilir ki bu temelde askeri, siyasi faaliyetleri jet hızıyla yapıyorum. Emekçilerin bugünü dolayısıyla bizim uluslararası emekçilere verebileceğimiz en değerli armağan pek yaşasında böylesine hayallere devrimci çabayla yenilmez bir bağlılığı, bir devrimci pratiği başarılı kılmak, onun zaferini kesintisiz kılmak. Herhalde bundan daha değerli bugün dolayısıyla bir armağan olamaz. Ya devletin içine taşırılmıştır mücadele ya partinin içine. Bizde devlet olmadığı için parti içine, Türkler'de devlet olduğu için şimdi devlet içine taşırılmıştır. Bugün Türkiye'nin sınıf mücadelesi devlet içinde veya işbirliğiyle yürütülmektedir. Biz de Pekke içinde yürütülüyor. Şimdi daha iyi anlıyoruz ki eski saf yoldaşlar topluluğundan ziyade genelleştiği için bütün savaşan ögelerin ilişki ve çelişkileriyle parti içine aldık. Ama şunu da peşine kabul etmelisiniz ki bu işi böyle sağlayan emekçilerin tekkesidir. Yani ideolojik ve siyasal örgütsel önderlik size tanımını verdiğim önderliktir. Sosyalizm söz konusu edildiğinde bir şey daha eklemek gerekir. Örneğin sınıf savaşımında çok şiddetli tavrın sahibi olan bir Stalin ile parti içindeki bu savaşımı kapsamlı yürütemediği için çok dogmatik sert baskı yöntemleriyle halledebileceğini düşündüğü için daha kendi zamanında yarattığı hainler nedeniyle büyük sosyalist kuruluşu çözülüşün eşiğine getirdi. Partiyi değil, neredeyse dünyanın üçte birine etkili olabilen bir sosyalist inşayı parti içinde sınıf mücadelesini doğru yürütememesinde, yine devlet içinde dolayısıyla sosyalist demokrasiyi doğru tanımlayamadığı için, geliştiremediği için olanlar oldu. Peki sosyalizmin bu tarihinden şiddetli dersler çıkarmanın da adıdır. Nedir bu? Vereceğimiz en yakıcı cevap belki de uluslararası güncel koşullarda PKK şahsında böyle bir militanlıkla ve bunu giderek kesin
zafer yürüyüşüyle daha da önlenemez yükselişiyle karşılık verirsek bu mükemmel bir cevap olur. Çalışma tarzıyla ve temposuyla bu işe koyulduk. Sonuç boşa gitmeyen ve belki de tarihte en onurlandıran, yüze artan ve hatta yalnız umudunu da değil, bizzat daha şimdiden maddi planda da kurtuluşu getiren bir savaşın kendisinde neredeyse her şeyimizi yeniden yaratır bulduk. Bundan daha değerli şey olamaz. İşte bu sosyalizmdir. İşte bu emekçilerin bir kez daha günümüzde bilinçli çıkarından ibaret olan ve partide birleşen davasıdır. Hiçbir dava bundan daha yüce olamayacağı gibi başarılı sonuç da alamaz. Bu temelde bütün uluslararası emekçilerin, halkların biraz da karartılmış da olsa bugünlere doğru bugünlerini böylesine inançlı bir sosyalist ötopyayla olduğu kadar sosyalist çalışmanın zevkiyle onun birlik ve dayanışmasının mücadelesinin onuruyla selamlıyoruz. Evet değerli izleyiciler, en büyük işçi partisi lideri Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 1 Mayıs'a işçi emekçiye dönük sözlerini ekranınıza getirdik. Sosyalist demokrasi diyor, sınıf savaşının önemi yakıcılığından bahsediyor. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan konuğumla devam edeceğim. Sayın Işık, başka bir dünya mümkün sloganı var. Ne yapılmalı? Yani çok tartışılmıştır evet teorik olarak, pratik olarak ama sanırım başta da dediğimiz gibi bir avantaj ortaya çıktı. Yani sistem öyle o şaşalı sistem öyle çok da güçlü değilmiş ve sadece muhalifler, sosyalistler tarafından değil hükümetlerin mesela AKP'nin tabanı da gördü bunu. Yani şimdi bir tane yardım paketi götürdü, üstüne AKP amblemi bastı, götürdü. Yani yaşlı insanların fotoğrafladılar, paylaştılar. Bir şeyler açığa çıktı, çok net bir şekilde. Yani cephe güçlendi aslında. Ezilenler, fakirler, işçiler arasında cephe büyük. Ne yapılacak, ne olmalı, nasıl bir ivme var, nasıl bir tarih sahnesi? Çünkü tartışmalar bu yönlü. Yeni bir dünya deniliyor, yeni sistemler. Nasıl bir savaş hali var onu konuşalım istiyorum biz. Yani ben bu süreçte iki önemli şeyin açığa çıktığına inanıyorum. Birincisi kendisini demokratik olarak işletmek isteyen devletlerin artık bu süreçten daha iyi ders çıkarak bunu belki demokrasilerini bir adım öteye gitme mücadelesi vermeleri gerektiğini gördüler ve bu noktada kimi adımlar attılar. İkinci bir durum ise geri kalan, yani egemenler açısından geri kalan 3. dünya ülkelerinin ise bundan Erdoğan'ın tabiriyle belki Allah'ın lütfu deyip acaba ben kendimden ne sonuç çıkarırım? Çünkü bu darbeler stresi olarak biraz görmek gerekiyor. Bu şu anki pandemi de Erdoğan için aslında bir 14 Temmuz darbesi gibi bir durumdur. Yani kendi lehine değerlendirmek istiyor. Bunun mücadelesini veriyor. Şimdi dolayısıyla devlet, bu 3. dünya ülkeleri bunu küçük yardımlarla, yani sadaka mantığıyla insanları kendilerine daha çok bağlama siyaseti izliyorlar. Burada ama asıl önemli olan alternatiflerin, muhaliflerin ne yapması gerektiğidir. Evet. Yani ben olarak da yani insanların büyük mücadeleleri verip aşka çıkarmak istedikleri o sistemlerin çürümüşlüğü, anti insani yapısı, anti demokratik yapısı, işte egemenlikçi sömürgeci yapısının bu süreçte çok fazla daha net bir şekilde açığa çıktığını görmek mümkün. Şimdi
Biz eskiden mesela bir normal bir insanla oturup işte devletlerin egemen, baskıcı, işkenceci, antidemokratik olduğunu söylediğimizde belki çok fazla algılama, ona karşı iyi bir niyet geliştirme durumu olmuyordu. İlk başta aman deyip geçiyordu. Ama şimdi herkes kendisi şahit oldu. Yani bizim propagandamıza gerek kalmadan da birçok insan şeye şahit oldu. Bakın pandemi sürecinde işte insanlar evlerinde öldü. Yani mesela sosyal medyaya yine bu konuda çok fazla şey düşüyor, bilgilendirme düşüyor. İnsanlar diyor işte ben annem hasta, negatif çıktı ama ya da işte pozitif çıktı. Negatifler de onun. Hastane beni almadı diyor. Hatta almadı. Diyor işte şu numarayı vermişler. Biz arıyoruz, kimseye ulaşmıyoruz. Ya da ulaştığımızda diyorlar ki evinizde kalın, kendinizi karantina alın diyor. Bir odalık evimiz var, kendinizi nasıl karantina alın? Şimdi bunu insanlar daha net gördü. Ama bu dönemde bu öncülere yine iş düşüyor. Bunu gerçekten bunu bir formülasyona kavuşturup insanlara anlatmak. Alternatifi en iyisi şudur. Yani belki her insanın kendisini yine doğayla bütünleştirmesi bir şekilde. Doğaya dönüp doğayla iyi ilişkiler geliştirip ya da var olan eski ilişkileri tekrar yeniden formatlayıp o şekilde kendisinin doğada alabileceğini ve doğaya verebileceğini birbirini fazla yıpratmadan. Yani şöyle bir şey belki çok imkanlı gözükmeyebilir yani. Hiç doğaya zarar verme, doğada hiç sana zarar vermesin diye bir şey belki biraz imkansız olur ama bunu minimalize etme imkanı vardır. Eğer bunu sağlarlarsa ve insanlar kendilerini kapitalizmin, sermayedarların pençesinden, zincirlerinden koparabilirlerse. Evet. Biraz şehirleşme kapitalizmin ya da egemenlerin o zincirlerin halkasına girmek gibi bir şeydir. Çünkü sen şehirde yaşadığın zaman işte bostanın olmayacak, tarlan olmayacak, hayvan besleyemeyeceksin. Yani doğadan kopuyorsun. Doğadan koptuğun zaman kime bağlanıyorsun? Doğayı esir almak isteyene bağlanıyorsun. Sen de onun esiri oluyorsun. Dolayısıyla o seni istediği gibi sümürüyor yani. Evet. Sen eğer kendine ait bir mekanizma kuramıyorsan kendi yaşamını idame etmek için o zaman başka birilerine bağlı kalacaksın. Evet. Bu başka birileri de zincirleme olarak devletin en üstüne ya da bu da uzun bir süre şekillenip kentselleşme ve çok ciddi nüfus artışı olan yerlerdeki belki hareketlenmelere de dikkat etmeliyiz. İstanbul'dan örneğin ya da İzmir'den, Ahmet'ten insanlar o şeyden belki kendilerini kısa vadede kurtaramayacak ama mücadele yöntemi anlamında mesela grevler çok doğal görünüyor değil mi? Grevler doğal görünüyor zaten ama egemenler, devletler grev hakkını zaten insanların elinden bir şundan alıyor. İşte Türkiye'de biz kendimiz şahit olduk. 14 Temmuz formalite darbe sonrası işte kimi yerlerde işçilerin grev hakkı yasaklandı AKP hükümeti tarafından ya da valilik tarafından. Bu örgütlükle bağlantılı bir olaydır. Dolayısıyla her tarafta örgütlenmek gerekiyor. Her kesimde yani evde ilk başta evde başlayarak örgütlenmek gerekiyor gerçekten. Yani biz hep örgütlenme deyince yüzümüzü bizim dışımızdaki ya da kendi dışımızda dönüyoruz. Bence o çok biraz real gözükmüyor. Sen kendi evini, kendi aileni örgütlersen, daha sonra kendi sokağını, kendi mahalleni ve birlikte çalıştığın insanları örgütlersen bu hakkı işte o şehirleşmenin yarattığı dezavantajı avantaja da çevirebilme imkanı vardır. Yani İstanbul'da milyonlarca insan yaşıyor. Bu milyonlarca insanın milyonlarcası yine işçi. Şimdi bu işçiler eğer kendilerini demokratik olarak örgütleyebilirlerse ve kendilerini haklarına sahip çıkma bilinciyle hareket edebilirlerse hiçbir hükümetin buna karşı durma gibi bir şansı olmayacaktır. Yani buradan baktığımızda daha çok bu sefer işçi, emekçilerin öncülerine iş düşüyor. Evet. Bunu daha iyi onlara anlatmak ve onların neden örgütlenmesi gerektiğini, neden işte örgütlülüğe sahip çıkması gerektiğini anlatmak gerekiyor. Sayın Işık, devam edeceğiz. Bir izleyicimiz var. Nereden arkadaşlar? Evet, Denizli'den Mehmet bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Mehmet Denizli'den sesimizi alabiliyor musunuz? Evet. Evet, buyurun, sizi dinliyoruz. Sesiniz geliyor, buyurun. Sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor. Buyurun, hoş geldiniz. İşçilerin bir maaşı kutluyorum, kutlu olsun. İnsan niye bu şaşırtı işleri yapıyor, niye bozulma yapıyor, niye bu küfre başvuruyor? Gerçeği şudur. İslam'da yanlışlık var, şaşitli vardır. Şaşitli iş yapıyorlar. Bilerek veya bilmeyerek. Bunun sebebi nedir?
Bunun sebebi o halifeler döneminde var ya, halife döneminde Osman halife oluyor. Tarih 644. Bak evet. 644-656'ya kadar 12 tane halifelik yapıyor. Evet. Bu sürelerde ne yapıyor? Allah gönderdiği, Muhammed'e gönderdiği kitabı getiriyor. Üzerinde oyun oynuyor, çuvaltıyor. İşte İslam o gün bugüne kadar bu şahitliği yapıyor, bu şah işleri yapıyor, bu cinayeti işliyor, bu insanları izliyor, bu katliamı yapıyorlar. Peki Briz bu Allah'ın Mehmet, emri değil. Briz Mehmet. Allah'ın emri, Allah'ın emri dakika ki müfadayız. Peygamber peygamberdir. Allah-u Teala peygamber ne diyor? وَالَّذِينَ تَحَذُونَ مِنْ دُونَ اللّٰهُ حَفِظُونَ عَدَيْمَ مَا يَنْتَعَلُونَ Diyor ki sen peygambersin, peygamber seni gönderdin, sen görevlisin ve ama sen kimseye eziyet vermeyeceksin, tehdit vermeyeceksin. Sen kimsenin vakili de değilsin. Bak hiçbir peygamber insanların vakili değilsin. Sadece görev tabliğdir. O ilmi söylemektir. İste yazma, istemiyorum yapmaz. Şimdi Osmanlı'nın cahiliyeti, Osmanlı o gün bugüne kadar yok oluyor, oluyor. Ta Türkiye Cumhuriyeti'ne gelince kadar. Türkiye Cumhuriyeti'yle yavaş yavaş likulli ecel müsemen belirli bir zaman onlara vermiş. Onları ömrü kutlardır. Allah-u Teala her zorun her kafirin belasını vermiştir, verecektir. Teşekkür ediyorum. Biz doğru teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Gelecek olan Türklerdir. Çünkü zaman onların zamanıdır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız için. Evet değerli izleyiciler, telefonlarımızı görüyorsunuz. Bizleri arayıp duygu ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. 1 Mayıs'la ilgili tabii ki zindanlardaki Kürt susaklarımız için değerli izleyiciler bir bütün olarak tabii ki bu sizin sesiniz. Sizler bizlere katılabilirsiniz. Devam edeceğiz. Sayın Işık tabii ben devam etmek istiyorum. Buyurun. Yani insanların kafasında oluşturulan bu pozitif, yani iyi devlet algısını yıkılması gerekiyor. Hı hı. Yani biz eğer o iyi devlet, işte devlet iyidir algısını iyi yıkmazsak, hı hı, onun yerine toplumların herkesin kendisini ifade edebileceği alanlar yaratmazsak, hı hı, insanların kendi kendini yöneteceği, aynı zamanda üreteceği, hı hı, ürettiğinin karşılığını belki değiş tokuşla yapabileceği ticari alanlar yaratılmadığı müddetçe bu sömürü, bu çark biraz kendisini belki reforme eder, evet, ama bir şekilde devam eder. Hı hı. Şimdi emeği sadece işte bir işçinin günlük fabrikada ürettiği şeylerle ele almamak da gerekiyor. Hı hı. Yani bir kadının kendi evinde yaptığı, yaşadığı, işte çocuklara bakımından tutalım, günlük yaşamı bir, büyük bir emektir. Bu emeğe karşı mesela bir körlük vardır toplumlarda. Hı hı. Bunun iyice anlaşılması gerekiyor. Eğer biz devlete karşı, bu devletin var olan o egemenlikçi yapısına karşı bir mücadeleyi güçlü geliştirebilirsek, toplumların kendi kendisini yönetme kabiliyetini geliştirebilirse ya da gelişirse, hı hı, toplum da kendi üretimini yapabilirse, o zaman bu bahsettiğimiz şu anki esaret süreci, hepimiz için var olan esaret süreci, yani hepimiz aslında kapitalizm... Çok anlamlı bir konu. Ben de aslında bu dönem tartışıyorum kendi içimde, zihnimde. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan sosyalist demokrasi diyor. Sosyalist, o kaba sosyalizm eleştirisi de var. Yani böyle şablon bir şey yok değil mi emek olarak? Yani sadece bir cepheden bakmıyoruz. Kadın emeği dediniz. Yani bir bütün olabilir. Biraz daha açabilir miyiz? Yani belki en iyi. Çok özür dilerim. Sorumu sormuş olduğum Ahmet'ten bir izleyicimiz var. Onu bekletmeyelim. Sait, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Kerem de... Selamünaleyküm. 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 Tabii aslında biz Pirozkum ama evetiz bir Pirozdukum. Zor spas, Kerem. Eseri de yeki Mayıs'ı bütün cihane o partiye karkere Kürdistan'ı Pirozdukum. Beli. Eğer dünyayı da, eğer devlete kemte de ne, eğer tu dengi hune ki, eğer tu kule bi, kes dengi hoştara naki. Eğer tu kure xo, akrabe xo, familie xo bidi xwendine, henek iş dünyayı fam bikin, serê xo rakin, ev li serê texin. Awat sat sale, awat sat sale. Ez bana insanê bêğîret dikim, bila ev zî serê xo rakin, dawa hak û huquq. Bele. Eğer em bixeniqin, em hemî tevde bixeniqin. Bila bizanım ki
Yani emeği bekan kılıyor, evi biminin, evzi naminin. Zani. Dizazi selamu reze fuki eşkeştikim, biminin hoşçakalın. Selamu re, serçava serçera. Evet, belki sosyalizmi en iyi ve en kısa tanım yine Sayın Öcalan'a aittir. Yani sosyalizmde ısrar insan olmakta ısrardır. Biz genel toplumlar sosyalizm deyince akıllarına real sosyalizm gelir. Real sosyalizm bir deneme tahtasıydı ve insanlar deneme tahtası içerisinde ya da deneme süreci içerisinde biraz kapitalizmle aslında buluştular. Aslında biraz iktidarla buluştular. İktidar, kapitalizm, işte var olan sermaye belki de onların hedeflerinin önüne set çekti. Onun için başarılı olunmadı. Evet. Yani işte Ribery Hoca'nın da bir önceki konuşmasında da ifade ediyordu. Stalin'in kendi yoldaşlarına yönelik yaptığı durumlar ortadadır yani. Şimdi eğer biz de sosyalizmi real sosyalizm üzerinden anlamaya çalışsak ya da onun üzerinden görsek biz deriz ki yok. Bu da başka bir iktidardır, başka bir sömürü biçimidir. Ama biz sosyalizmin gerçek içeriğini, yani o ahlaki değerlerini, vicdani değerlerini, toplumda olan ilişkilerini, toplumun kendi kendisini yönetme anlayışını, toplum doğa ilişkisini, toplum işte erkek kadın ilişkisi ya da aile ilişkileri, tüm bunların üzerinden biraz anlamaya çalışırsak o zaman sosyalizme bakış açımız daha farklı olur ve dört elle sosyalizme sarılırız. Yani toplumların bu noktada gene bilgiye, birikime, örgütlülüğe ihtiyacı vardır. Yani öncülük edecek insanların bu noktada eğer ciddi bir örgütlülük geliştirebilirlerse, sosyalizmi iyi anlatabilirlerse ve iyi anlayabilirlerse çözüm gerçekten sosyalizmde olur. Çünkü siz şöyle bir şeyin sahibi olamayacaksınız. Milyarların sahibi olup milyonları şey yapmayacak, sömürmeyeceksiniz. Öyle bir hakkı kimse size vermeyecektir yani. Herkesin belki birdenbire olmayacaktır. Bir cennet, hani bahsedilen o cennet birdenbire olmaz. Ama bir süreç olarak, süreç olarak ifade ettiğimizde ve bunu demokratik sosyalizm olarak eğer bir formüle kavuşursa, o formülün düzeyine kavuşursa o zaman şunu çok net göreceğiz. İnsanlar kendi yaptıklarıyla, kendi yaşadıklarıyla çok mutlu olacaklardır. Çünkü birileri gelip onun ekmeğini elinden almayacaktır. Ya da birileri onu sömürmeyecektir. Ya da birileri işte onun yaşamına müdahale etmeyecektir. Bizim eşitlik ilkeleri dediğimiz şey bu sosyalizm de karşılığını bulacaktır, anlamını bulacaktır. PYK hareketi mesela biraz böyle bir yaşamdır. Yani siz PYK biraz tanıyan insanlar göreceklerdir ki herkes eşittir. Kadın, erkek ya da işte yaşamdaki ilişkilerde ya da işte söz hakkı ilişkilerinde. Bunun eşitlik mücadelesi veriliyor. İşte Ribery Hoca'nın da ifade ediyor. Yani iktidarlara bulaşan her yerde siz antidemokratik durumlar görürsünüz. Ve bu antidemokratik durumlar zamanla artık kendi kurdu olur, seni yiyip bitirecektir yani. Şimdi bunu ta getirsen işte iş emek bölümüne vursan, işte devletin devlet işçi ilişkilerine baksan, işte işçi olanlar devlete geldiğinde, devletin içerisinde yerleştiğinde en küçük yani bir öğretmeni düşünün, iktidar oluyor. Okulda öğrencilerine yapmanını bırakmıyor yani. Birbirini besliyor. Yani ve bu böyle zincirleme olarak geliyor. Bu zincirleme gerçekten insanların doğal yapısına, tabii yapısına aykırı olan durumlardır. Dolayısıyla buna karşı örgütlenmek gerekiyor. Yani biz antidemokratik durumun yaşamın her alanda olduğunu insanlara ifade etmemiz gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Başta kendimiz anlayacağız. Daha sonra da bir şekilde herkese de aktaracağız. Yoksa eğer sadece kaba olarak devlet ve işçi arasında bir sorun olduğunu ifade edersek işin altından çıkmak. Evet, o yüzden sormuştum. Yani biraz hani siz ev emeği dediniz, bir sürü birçok konu var. Açmak, tartışmak var. Gerekiyor. Devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, biz sizlerle dün özellikle sokağa çıktılar. Bu pandemi sürecinde İstanbul, Gebze, Adana, Balıkesir, İzmir'den emekçiler 1 Mayıs'ta Türkiye cephesine bakacağız. Öyle mi? Haberimizi vermeden önce bir telefonumuz geldi, alalım. Iğdır'dan Muhammed, merhabalar. Evet. Evet değerli izleyiciler. Evet, düştü. Peki, öyle mi? Çevlik'ten, Bingöl'den Ali bizlerle, merhabalar. Merhaba, Rojbar Slavur Sevalı'nın. Rojbar Sarçava, Kerem Bekin. Serida Hunzan'ın meha gulane meha şeydane. Bele. Serida şeydi nemir biriz şeyd Mehmet Karasüngür bir dinim. Hamu şeydi şoreşi bir dinim meha gulane.
و مه گلانه مه کتکارانه مه و همو کتکار گل کرد و کتکار جهانیه از همو کتکاران پیروز کنم سریدا هر کتکار مزیج برای سرکاب و سریدا سرکاب و گریل سریچان همو کارکر و شورش و شورش آزادی پیروز کنم و یا واجی هنچ کتکار چاپمنیا کردن یا واجی پیروز کنم و دم و نگرم سلام و ریز سرکفتن و همو کارکر جیان پیروز کنم و روزا پیروز و شهید مه گلانجی به پیر دینم و سریدا محمد کارا سومر سلام و ریز روز باش سر چوا سر سرا چولی که علی telbime bu. Emiş değerli izleyiciler yine tekrar edelim. Tüm emekçilerin, işçilerin tabii ki bu gününü kutluyoruz. Iğdır'dan bir izleyicimiz var. Muhammed bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, ben başkasıyım. Ben Bağır Sertçava, Kerem Bükün. Ama mağdurları ötekinmeyi emekler. Yük zahmete bizine ve ona pürüz bunlara da inşallah şirketinde. Beli. Öyle esselam hürmete hübşinin şirketin halkına, gelinme, şehidinme, volatinme var. Beli. Zor spas, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, çok naif olarak ifade ettiler. Bakın Iğdır'da Muhammed diyor ki, şehitlerimiz, zahmet çekenlerimiz, halkımıza sıla ve hürmet. Bir Kürt'ün aslında en naif bir şekilde bu süreçte tüm işlediğimiz, tartıştığımız programlarda en açık ilgimi, dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşıyorum. Kürt halkının bir bütün olarak tüm yönleriyle büyük zorluklar içerisinde olduğu bir dönemde değerli izleyiciler, bu mesaj çok sarih bir şekilde ifade ediyor. Acı çeken, zor durumda olan, mücadele eden halkımız, onların şehitleri, onların çocukları, onların önderlikleri değerli izleyiciler. Biz İsviçre'ye gideceğiz. Osman bizlerle, değil mi arkadaşlar? Evet. Evet Osman, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Selami Bey, ben Osman, Basra'dan arıyorum. Buyurun, buyurun. 1 Mayıs gününüz kutluyorum. Teşekkür ediyorum, buyurun. Ben kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Aslında 4 parçadan bir ulusal birliği sağlamamız gerekiyor her şeyden önce. Çünkü 4 parçadan herkesin hikayesi aynendir aslında. Yani herkes ayrı bir görüşe şey olmaması gerekiyor burada. Ben bunu başta belirtmek istiyorum. Tabii dediğim gibi yani 4 parçada bu ulusal birlik olmasa zaten hiçbir yere varamayız. O bir gerçektir yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mesajınızı aldık. Ulusal birliğin önemine dikkat ediniz, ettiniz. İsviçre'den Osman. Evet değerli izleyiciler, telefonlarımızı görüyorsunuz. Bizleri arayıp duygu ve düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Biz dedik 1 Mayıs ama tabii ki emek boyutuyla değerli izleyiciler, cezaevleri, hapishaneler boyutuyla, Kürt halkının verdiği mücadele boyutuyla ve elbette ulusal birlik meselesinden de yine sizler duygu ve düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Devam edeceğiz. Konuğumunla bir son sorum olacak ama aslında özür diliyorum. Haberimizi paylaşalım dedim. Çok fazla alana çıktı işçiler, emekçiler, değerli izleyiciler. Gebze, İstanbul, Adana, Balıkesir, İzmir'de tüm yanıltıcı politikalara rağmen AKP, MHP, faşizminin işçiler, emekçiler yine alanlardaydı. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktı. Bu önemli direnişin yıl dönümü 1889 yılından beri işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanıyor. Selam, 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 selam
Her yıl milyonlarca kişinin sokaklarda coşkuyla kutladığı 1 Mayıs bu yıl salgın nedeniyle daha sınırlı kutlamalara sahne oluyor. Ama dünya emekçileri salgının yarattığı bu atmosfere teslim olma niyetinde değil. Tüm dünyada sendikalar, partiler, hareketler 1 Mayıs'a hakkını teslim etmek için yoğun çaba içerisinde. Her ülkede onlarca farklı yol ve yöntemle emeğin bayramı kutlanacak. Türkiye'de AKP-MHP faşist hükümeti salgını fırsata çevirerek sokağa çıkma yasağı ilan etti. İktidar tüm gücünü muhalefeti sınırlandırmak, emekçilerin ve toplumun kendi sorunlarına çözüm için geliştirdiği dayanışma ağlarını kırmak için kullanıyor. İşçiler ve emekçiler haftalardır sürdürdükleri sağlıklı yaşam için sokakları terk etmediler. 1 Mayıs haftasını da emek haftasına dönüştüren işçi ve emekçiler birçok kente sokaklara çıktı. Birleşik Metal İş Sendikası örgütlü olduğu iş üyelerinde 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirdi. İstanbul Bostancı'daki genel merkez önünde toplanan bir grup işçi yaşasın 1 Mayıs pankartı açarak 1 Mayıs marşını söyledi. DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu örgütlü oldukları iş yerlerinde 1 saatlik iş bırakma eylemi yaptıklarını duyurdu. Gebze'deki Bosal fabrikasında işçiler 1 Mayıs'ı kutladı. Yaşasın 1 Mayıs! Evet arkadaşlar, bu 1 Mayıs'ta da insanların geleceği işçi sınıfının elindedir sloganıyla ve şiarıyla 1 Mayıs'a giriyoruz. İstanbul'da Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinde çalışan DİSK Genel İş Üyesi işçiler fiziksel mesafeye dikkat ederek 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi, taleplerini dile getirdi. Akşam saatlerinde İzmir'in birçok yerinde kutlamalar, eylemler düzenlendi. Adana'da DİSK, KESK, TUMOP, Adana Tabip Odası, Adana Barosu, HDP, SEP'nin de aralarında olduğu onlarca siyasi parti, inanç örgütleri ve derneklerin temsili katılımıyla 1 Mayıs kutlandı. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Balıkesir'de işçiler yeni bir hayat talep etti. Bu böyle gitmez, sömürür, devam etmez. Ancak bu böyle... Evet değerli izleyiciler, bir izleyicimiz var bizlerle, Van'dan arıyor Kadir bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Az akşam kurdi bakın. Kerem Bika, Serçava Serçara, Kerem Bika. Az ve ayda partiye kalkan pilotken şehidi maha bulanı Bezafal ve şehid attavinin az bütün kalkan pilotken müsterkettini etiket hazır. Slavuriz. Slavuriz, Serçava Serçara. Şimdi Ahmet'e gideceğiz. Hayriye. Bizlerle izleyicimiz, merhaba, hoş geldiniz. Hun bıxer hatın, Kerem bıkın. Merhaba, merhaba kuzum, merhaba. Kerem bıkın, emba bıhdar dıkın. Beli, az Ahmet edgarım, az Slavi kub, Ayda ve Piroz dıkın, beli Sero Kapo dıkın. Geyla Çiyal, Hapsi, Hapsa Emmiya dıkın, Luezi dıkın. Az bu Hapsi arazi digerim. Kerem bikin. Ve rojez beşdar bu mu? Kala ne ki dayka Abdullah Demir'im. Eri. Abdullah Demir rahatsızı jigoy khoda. Jigoy khoda rahatsızı 21 sal yet. 26 sal ve tedaye. Ve çağı priya darbe khuarına ija. Goyi vi rahatsızı. Nem jeti, khun jeti. Gojumra yok ya bir şeyinin. Jimra makine ki he bu gojma bir şey nic bu ave bu gre ave ne ke beki meşyan ne dane ki ne dane dişme ne da ye ki yani girtiye ba xo ne da ne de vid bina xaste ne de bina nabın beli o abi bi hava yer hassiz yani eri zaten bütün hapsi yer hassizin
Bütünü hapsiye hem de bine evka zulmü de evka devlete Türkdane. Yani hem de kuzun bine bardane hem imkanı yani evka metne yaş devlete Türk. Yani devlete Türk o on evknaka. Yani umuda mecvitine hem de gerek ya em buha 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 em ek bikin u em gayret bikin bedune dayka bra makriye hundur ve bra hundur da aziz xolam bukujum ama qayam etdim de hundur da derne kevem derkev bra tev derkevne sokaqa bəli dayı yani ev ka umuda me bmeye b Türkiye tine b Erdoğan tine Erdoğan zaten düşmene yani me tukuje evladı me tukuje الا على حبسيا ببين الحاله وين ببين يعني بهمي كارحي تنيا يعني حاله وين حبسيا ما وجدان مرحمه زاد تنا ايمان تنا اشيت بخويا يعني اوكا كان بكن ان غير خو بخو ام بكن يعني از اوكا وبر نغر ما زورس با داي عبد الله كيجان غرتيغه يعني Elbistaniye. Elbistaniye. Biz 6 sale. Biz 6 sale dedaya, beli. Beli. Amrivi çende gel o? Amrivi çilu, vakit çilu haçta. Beli, beli. Tamam, zor spaz. Dayı, hayriye hem spaz gün. Hunt tabi bernamame bun. Hayda ve teva biroz dikim. Yavaş. Hapsiyan dikim, şehit dikim, hemmiyat geriyle dikim, serok dikim. Bəli, ser çaba, ser sera. Evet, değerli izleyiciler, Hayri anne 26 yıldır Elbistan cezaevinde şu anda zindanında Abdullah Demir'in annesi birçok hastalığı olduğunu ifade etti. Sıcak suyu, ağrıları olduğu için sıcak su kullanabilecek bir ne diyelim aygıt yani bir materyali istemiş göndermişler ama tabii ki siyasi tuzaklara düşman hukuku uygulayan cezaevi idaresi tarafından verilmemiş. Bunu da sizlerle paylaşalım. Hayri anne paylaştı. Evet, şimdi Mersin'e gideceğiz. Kutbettin bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler. İyi çalışmalar. 1 Mayıs işçi bayramı kutlu olsun. Bu ay Kürt özgürlük mücadelenin şehit ayıdır. Bütün şehitlere şiirinden boynumu eğiyorum. Hı. Efendim mesela Abdullah Öcalan'ın da 1 Mayıs'ını kutluyorum. Hı. Biz birleşmesek, biz ulusal Kürt davasına mücadele vermesek hiçbir yere gidemeyiz. Yani şimdi bütün sosyalistler bir olsa bu davayı kazanacağız. Bir olmasak zaten evet. Bizim Kürt mücadelemiz boşa gider yani diyeceğim buradır. Hepinize iyi günler, peki. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyoruz Kutbedin. İzleyicimiz Mersin'den Ulusal Birliğin öneminden elbette bahsediyor. Her Kürt'ün talebi içinden gelen arzu budur tabii ki değerli izleyiciler. Sizlerin de her birinizin öyle olduğuna inanıyorum. İstanbul'dan Tevfik, merhaba, hoş geldiniz. Televizyonun sesi açık olabilir. Tevfik, merhaba. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Havale selamı Roja da Xeyr Bevri. Spas, Kerem Bike. 1 Mayıs hava kutlamışken. Beli, demiş oysa. Roja da Xeyr ve Pirozken milleti bindest, milleti Kürdistan bindest, Piroz'a hamiyan Pirozken başvur, barışır Kürdistan'ı. Bütün merkez Müslüman bendesi yürü kudu xilas ki, kudu Amerika direş ki, ben Amerika ve dana bir seseri benim, ben Amerika ve dana. Bütün Müslümanlar kudu bendesini ala, hem inşallah hem özgür ve ruja ki Kürdistan'ıydı. İnşallah hem ben Amerika Türkiye'de zede, Amerika zede ne ve Ebine zulmüde ve hakareti Müslümanı hani İslam'ı rujak özgür ben inşallah. Beli. Zor spas. Zor spas. Mesajı ve Gert, Briz, Tevfik. Değerli izleyiciler, evet telefonlarımız gelmeye başlıyor. Manisa'dan Mamusta Cevher. Merhaba, hayır hati. Merhaba,
مرحبا روز باش لاورز روز باش کرم بکن ام تاگو هدار دکن ما مستا براسی ام گلت اشتاج دجمن بخوازن آنجا ام خواه ایلن بس بین برا دجمن ام بیج برا دجمن اشما را بیا بکن بیا بکن امی خوشی پاپینن امی وان انسانا جی پاپینن اوی که هنده سالا دی گرتگاه دا رازا ندشت تپرمات دمر دمانه یعنی امی وان انسانا بخاطینی یل سری چولو چیامر فارزن یعنی امی او دومن دگاوا دی تلویزیونی دا ریبر گل کن مدیتی امی وان انسانا بخاطینی ایلا ام حقی ما کرده او هکه ام خواه نرابن سر بیا کدن چه بی بلا او بی ام گل پاکیتا بی یکیتی یا خواه بی تفاقا خواه یا هفتار و هفتش امی گل پاکیتا به حکم زوری به حکم وان دولت آخواه دیمین خواهدن هم قبول کنه و هم استاندنه یه گل فرد اما سره سودش تا سالای تشتی که گل کنه دست خواه ایخیز در تفتیر و هر تشتی که خواه برخودان و جیاندان و جانگوری هم دست ایخیز دولت تشتی ندایه من او جمینا که البر شاوی من گرم بر شاوی خواه در باز بکن ام بند ها دجمنه هل بتا امت خوازن ام ناکو ام ناکوازن اما نممکنه دجمن گل تشتی من را بکن هکه ام هر انسان هک وقا جه خواد مالبات خواد کس و کارت خدا ام یکی تیا خواه نتوی آوا بکن امیل هر درکت دوار جیان دا دوار چکداری دا دوار کتگرا بایلما کتگرا دا امیل هر دستگل هر درکت گل پاکیتا دجمن دن قبول کنی و دن ناز کنی جی سلاو ریز بوتا بنامت زور سپاس سر چوا سر سرا منوشته جفر evet değerli izleyiciler devam ediyoruz Ahmet'ten Mahmut bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Sertava. Sertava, Sersera. Kerem Bikin. İro Roza Yeki Gulaniye. Ve Roza Le Kepkari Kurdistan Halki Türk Tebde Dünyayı Piroz Bikin. Beri Naha Be Çülü Dısala Fazilma Türk Roza Yeki Gulaniye Tehsimi قطلامک مزن کرن گله کسان از جناح از دان از آن بیر تینم و جناح خل بران توینم براستی تمام بحثا یکی تیت کن و هنه کنه خواه کرد کن ناخواز نوی دن کروان ان نزانم هر حال ده فام دکن که یکی تی چه قصی باشه چه قصی قوات تی هیا چه قصی فیلا گل تی هیا همه او لشخصی خل منفعتا خواه کن لآبوریا خودش میشدیم اما یک جه ام ویناف ویجن ادی ای سال 17 ساله وی پارتیا جبروت یا فاشیست یا بی انصاف یا ترک آخته تم انقرا استنبول وان بازاره مزند دستاده بود چونکی یکی تی تونه بود نک دنگی وان پر بود دنگی وان هندک بود یکی تی تونه بود وی نکتا کتی چکرین سواکیش دسته وان درخسته لوی گوری اگر که کتیا خلکی کردی چه و دوی جیهانی در تو کس نکاره وی بتاوینه بلی زور سپاس چونکی خلکی پنجی ملیون شنیه وی های خلکی پر قرباله دوی روزاتا نوینو و قدیمه بلی جوی یکی تیز من لازمه سلاب و ریز سر چبا سر سر جمعرش تابیز دوه سلاب و ریز تلفون وار مه ارکادوشلار؟ تمام شو کنوموزا دونیورم ویسل شک چو کسا بی زمانمز وار iki dakika rica ediyorum. Sonra bir dosya verip kapatacağız. Son olarak nasıl kutlayacağız? Çünkü daha saat erken. Bugün Türkiye ve Kürdistan'da yasa koymuş bu iktidarlar elbette. Akşam çok fazla tabii kutlamaların
gelişeceği şeklinde haberler var. Ben de örneğin camımı açacağım, marşımı açacağım. 1 Mayıs'ı bu anlamıyla kutlayacağım. Sizler de belki nasıl kutlayacaksınız ve nasıl kutlamalıyız? Son olarak bunu soruyorum. Buyur lütfen. Yani Kürdistan halkının özellikle bu konuda deneyimi de var. Geçmişte işte bu çeşitli devletin saldırılarına karşı ışık söndürme olayları, kendi camından slogan atma, bu en son Reber Öcalan'ın doğum gününü kutlaması, Nevruz, bu gibi konularda deneyimi var. Yani kendisi bu yasağa rağmen kendi eylemlerini, protestolarını yapmıştır. Tüm halklara çağrım da odur. Yani bu akşam her halükarda herkes kendi evinde, sokağında, ailesiyle bir şekilde 1 Mayıs'a yönelik mesajını dışarı verebilmeli, güçlü verebilmeli. Bu mesajı güçlü verebildiği oranda sistemler ona göre işçilere karşı tavırlarından değişikliğe gitmek zorunda kalacaklar. Yani işçilerin örgütlülüğü yaşamın her alanda olmalı. Biz işçileri örgütlü deyince sadece işte fabrikadan çık kapı önünde eylem yap, slogan at, o anlamda ifade etmiyoruz. Yani evdeki bir insan eylemi de öyle olmalı. Mahalledeki bir insan emeli de olmalı. Sokaktaki bir insan emeli de öyle olmalı. Herhangi bir parti ya da sendikaya bağlı bir insanın eylemi de öyle olmalı. Dolayısıyla bugün özellikle tüm Türkiye'li halklara çağrım odur. Mutlaka bu akşam kendi evinizde, kendi sokağınızda, kendi mahallenizde bir eylem yapın. Yani alışılagelmiş o sendikaların illa da belirlediği bir yere gidip eylem kutlama kültürünü kırmak gerekiyor. Bu sistemin seni daha iyi esir alması için aynı zamanda bir yol oluyor. Yani sen bir araya geliyorsun, o da tek yerden seni daha rahat kontrol altına alabiliyor. Oysa ki herkes evinde, sokağında, köyünde, mahallesinde, ilçesinde, farklı farklı yerlerde milyonlara varacak kutlamalar yaparsa kimse bunun önünü alamaz. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Sayın Işık, değerli düşüncelerinizden dolayı sağ olun. Evet değerli izleyiciler, sanıyorum bir bağlantımız, telefonumuz yok mu? Peki değerli izleyiciler, biz Halkın Sesi programının sonuna geldik, kapatacağız ama PKK'nın yürütme komitesinin 1 Mayıs kutlamasıyla PKK her yerde 1 Mayıs bayrağının yükseltilmesi çağrısını yaptı. Hoşça kalın. PKK Yürütme Komitesi 1 Mayıs Emek ve Mücadele Bayramı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada işçi sınıfı şahsında tüm emekçilerin, ezilen halkların ve kadınların birlik, dayanışma ve mücadele günü olan yeni bir 1 Mayıs'ın karşılandığı ifade edildi. Hak ve hareket olarak Türkiye ve Orta Doğu emekçileri, sosyalistleri ve demokrasi güçleriyle birlikte faşist sömürgeci soykırımcı zihniyet ve siyasete karşı yürüttükleri özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle bu 1 Mayıs'a girildiği belirtildi. Küresel kapitalist hegemonik güçlerle başını AKP-MHP faşist sömürgeciliğinin çektiği bölgesel ulus devlet diktatörlüklerinin 3. Dünya Savaşı ile başta Kürdistan halkı olmak üzere tüm Orta Doğu halklarına ve emekçilerine yönelik geliştirdikleri baskı, sömürü ve katliamlarla birlikte aynı sistemin koronavirüs adıyla tüm dünya emekçilerine, ezilen halklarına yönelik tehdit ve saldırısı yürüyen savaşı ve mücadeleyi yeni bir aşamaya taşırmış bulunuyor. Her gün 20 binden fazla insanın açlıktan, bir o kadarı da kapitalist sistemin yol açtığı hastalık ve salgınlardan, yüzlerce insanın da savaşlardan dolayı öldüğü hatırlatıldı. Yüz binlerce, milyonlarca insanın yerini, yurdunu terk etmeye zorlandığı, mülteci adı altında köleliğe mahkum edildiği belirtildi. Milyonlarca emekçinin açlık sınırında yaşadığı, binlerce kadın ve çocuğun erkek egemen zihniyet tarafından katledildiği vurgulandı. Her türlü dua ve kültür katliamıyla cennet dünyamız cehenneme çevrilerek yaşanmaz hale getirildiği ifadeleri kullanıldı. Liberalizmle faşizmin bir madalyonunun ayrı ayrı yüzleri olarak aynı zihniyet ve siyaseti ifade ettiği gerçeği günümüzdeki bu saldırıyla birlikte çok daha iyi açığa çıkmış bulunmaktadır denildi. Türkiye ise bu gerçeğin en fazla takip edilmiş kalesi durumunda olduğu vurgulandı. Dolayısıyla Sinan, Mahir, Deniz, İbrahim'le başlayıp Önder Apo, Haki Karar ve Kemal Pirler'le devam eden yarım asırlık demokrasi ve özgürlük mücadelesini bu 1 Mayıs'ta birlikte daha da büyüterek geliştirmek ve AKP-MHP faşizmini tarihin çöp sepetine atmak, Kürdistan ve Türkiye için olduğu kadar Orta Doğu ve tüm insanlığın özgürlük ve demokratik devriminin gelişmesinde büyük rol oynayacaktır. Gerilla güçlerinin AKP-MHP faşizmine karşı kahramanca mücadele ederek öldürücü darbeler vurduğu ifade edildi. 1 Mayıs'ın bu intikam alma ve özgürlük yürüyüşünün zirveleşerek gelişeceği ve kesin sonuç alacak yeni mücadele sürecini ifade ettiği kaydedildi. Bu temelde 1 Mayıs şehitlerini bir kez daha saygıyla anıyor, başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşların, yurtsever halkımızın ve dünya emekçilerinin 1 Mayıs'ını coşkuyla kutluyoruz.
halkımızı ve tüm devrimci demokratik güçleri bulundukları her yerde 1 Mayıs bayrağını daha da yükseltmeye, 1 Mayıs kutlamalarına aktif ve yaratıcı tarz ve yöntemlerle katılmaya, 1 Mayıs kutlamalarını tecrit, komplo ve tasfiyeye karşı yürüttüğümüz mücadeleyle birleştirmeye, her alanı birlik, dayanışma ve mücadele alanı haline getirmeye çağırıyoruz.